Herkese merhabalar. Bugün teknoloji konuşacağız. Yine bu hafta neler oldu? Her hafta cumartesi günleri Teknoloji Mobil ve Trendler programı adı altında Cüneyt Özdemir'in kanalında bir teknoloji programı yapıyoruz. O haftanın öne çıkan teknolojik konularını konuşuyoruz. Oradan kalan pek çok gelişme oluyor. O gelişmeleri de burada ayrıca toparlıyorum. O yüzden de yine bu hafta pek çok konu var konuşulacak. Onları bir toparlamak istedim. Geçtiğimiz hafta başında humanoid robotları ve robotları konuşmuştuk. Çok büyük gelişmeler var orada da. Bugün de yapay genel zeka ne zaman geliyor? Biraz ona bakalım istiyorum. İlk önce Lex Friedman isimli bir podcast yapımcısı var. O Sam Altman'la ikinci defa bir söyleşi gerçekleştirdi. Ve yaptığı söyleşide önemli konulara değinildi. Ama Sam Altman genel olarak daha ortada duran, daha direkt ne düşündüğünü aslında söylemeyip de daha etrafından dönen biri diyebiliriz. Sam Altman'ın işte kovulmasıyla ilgili konuştular. İşte sevildiğini gördüğünü ve bundan memnun olduğunu söylüyor. Board'umuz yani yönetim kurulumuz pek bilgili değildi ve az kişiydi. Ve ben de yönetim kurulu beni isterse eğer beni işten çıkartabilir, beni kovabilir diyordum panellerde, konuşmalarda ama bu o kadar kolay bir şey değilmiş aslında yani hazmetmesi. Çok kötü hissettim diyor. Şimdiki yönetim kurulunun da son hali olmadığını söylüyor. Ilya Sutskever kurucu ortaklardan biri biliyorsunuz. Ilya, Greg Brockman, Elon Musk, Sam Altman. Ilya Sutskever Elon Musk tarafından Google'dan devşirilen bir mühendis. Ve Ilya Sutskever'in şu anda akıbetinin belli olmadığını söyledi Sam Altman'ın. Tekrar çalışmak istediğini ama şu anda daha belli olmadığını, çalışıp çalışmayacaklarının belli olmadığını ama İlya'nın çok duyarlı bir insan olduğunu, özellikle bu AGI konusunda çok duyarlı olduğundan bahsetti. İlya'yı da şeyden hatırlıyoruz, yani bu kovulma, Sam Altman'ın kovulması konusunda İlya'nın da Sam Altman'ın tarafın değil de aleyhine durduğu söyleniyordu ama tabii ki bilmiyoruz. AGI'yi gördü mü İlya diye sordu Lex Friedman. Hayır dedi, öyle bir şey yok. Ne İlya ya da başka hiç kimse AGI görmediğini söyledi. Bunun dışında bu sene içerisinde GPT-5'in çıkacağını, çok daha akıllı hale geldiğini söyledi ama başka bir Google arama motoru olmak gibi bir hayalimiz yok dedi. Bence bu çok sıkıcı dedi. Yapay zekanın insanlara daha iyi işler yaptırması konusunda, işlerini daha hızlı, daha fazla iş yapma konusunda daha yararlı olacağını söylüyor. Hatta diyor ki AGI'yi nasıl tanımladığınız önemli diyor ve AGI sizin elinizden işleri alacak gibi düşünmeyin ama yaptığınız alt işler, o işleri daha az zamanda daha hızlı bir şekilde yapabilir. Hangi işleri, taskları yani işte alt işler diyebiliriz, görevler. Hangi görevleri yapabilecek ona bakın, onu söylüyor. Nükleer fisyonun önemli olduğunu, yapay zeka için enerjinin çok büyük bir araç ve olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor ve şu andaki haliyle dünyadaki enerjinin yapay zekaya yetmeyeceğini söylüyor. Bu röportajın en önemli kısmı "Compute is the new currency" diyor. Yani bilişim, bilgisayar bilişimi yeni paradır diyor. Elon Musk'a çok saygı duyduğundan bahsediyor. Q-Star'ı soruyor Lex Friedman. Q-Star'dan konuşamayız diyor. Ve kimse yapay genel zekaya tek başına hakim olmamalı diyor. Size bir tane videosu. Our mutual friend Elon. Onu da sued OpenAI. Dava hissediyorsunuz diyor. Siz de OpenAI bloğundan buna cevap verdiniz diyor. O da çünkü Elon Musk da Tesla'ya ya da kendisine bağlamak istiyordu şirketi ve kar amacı güden bir şirket olmasını istiyordu. Bize bunları ortaya çıkardık. Bugün olsam adını OpenAI değil değiştirirdim. OpenAI yapmazdım diyor. Ve gelelim bu haftanın yine en çok konuşulan konularından bir tanesi bu video. Evet, önümüzdeki sene içerisinde, 1-2 sene içerisinde çok akıllanacağını, yapay genel zekanın çok akıllanacağını söylüyor. Ama 5 sene içerisinde 2030'da da tüm var olan insanlığın zekasının toplamını, tüm var olan insan zekasının toplamını geçeceğini söylüyor. Bunu söyleyen tek kişi bu arada Elon Musk değil. Ayrıca Singularity Üniversitesi'nin kurucu ortaklarından Ray Kurzweil var. Kendisi Amerikalı bir bilgisayar mühendisi, fütürist, yazar. İnsanlık 2.0 isimli bir kitabı var. Singularity Çok Yakın diye bir kitabı var. O da Joe Rogan'la yaptığı bu podcast'te AGI ve AGI ne zaman gelecek, neler olacak onları konuştular. İki tane önemli şey var. Hatta belki üç. Şimdi ilk önce Singularity ne demek? Bir size ondan bahsetmek istiyorum. Singularity önemli çünkü oraya çok yaklaştık. Fakirlik demek Singularity. Teknolojinin insan biyolojisinin sınırlarını aştığı ve nihayetinde insan bilincinden daha yüksek, büyük hale geldiği ve teknolojinin davranışını tahmin etme yeteneğini insanın kaybettiği noktaya deniyor. Yani bu çok akıllanacak deniyor ya yapay zeka, genel zeka. Akıllandıktan sonra artık ne yapacağını bilemiyor hale geleceğiz. İşte orası tekillik anlamına geliyor. Başka neden konuştu? Ray Kurzweil'da 2029'da o da bütün insanlıktan daha zeki olacak yapay zeka dedi. Tabii ki de kötü işler için, politikalar için kullanılabilir dedi. Ama yine de daha akıllı hale gelmek her türlü bence daha iyi dedi. Ve dedi şu anda 2024'teyiz, 5 sene daha bekleyin. 2029'da sadece yapay genel zeka gelmeyecek. Ayrıca uzun yaşamın kapıları da açılacak. Şu anda bilimsel araştırmalar her bir sene yaş alırken 4 ay bizi gençleştirebiliyor. Yani baktığımız zaman aslında her sene eğer o bilimsel araştırmalardaki şeyleri yaparsak her sene sanki işte neredeyse yarım yaş almış gibi olacağız. Ondan biraz daha fazla yaş almış gibi görüneceğiz biyolojik olarak. Ama 2029 itibariyle bu geri dönüştürülebilir hale gelecek diyorlar. Ama bu tabii Benjamin Button gibi bir geri dönmekten bahsedilmiyor. Var olan sağlığı korumak ve olduğun halinin daha iyi haline gelmek olarak söyleniyor. Dolayısıyla 5 sene eğer kendimize iyi bakarsak ve sağlıklı kalırsak uzun yaşamın kapıları aralanmış olacak diyor. Bu hafta size göstermek istediğim bir tane şimdi yapay zeka uygulaması var. Bugün sabah onunla konuşuyordum. Yapay zekayla. Beni çok heyecanlandırdı. Ve sizi de heyecanlandıracağını düşünüyorum. Nedir bu yapay zeka? Bu yapay zeka Hume isimli bir yapay zeka ve sizinle insan empatisi yapar gibi konuşuyor ve gerçekten de sanki karşına bir insan varmış gibi konuştum. Şimdi size bir örneğini göstermek istiyorum. Hi Hume, should I call you Hume or do you have another name? Well, hey there. You can call me Evie. I am the empathic voice. Hi Evie, can you tell me the weather forecast for Istanbul for today and for tomorrow? Sure thing. Let's see. For today in Istanbul, the forecast is mostly sunny with a high of 22 degrees Celsius. So tomorrow it's expected to be partly cloudy with a chance of light rain and a high of 20 degrees. Does that help give you the info you were looking for? Yeah, thank you. Nasıl buldunuz? Bayağı sağ tarafta benim ses tonumu algılıyor. Daha mutlu, mutsuz, işte kararlı, kararsız nerede durduğumu gösteriyor. Sonra Evie isimli yapay zekanın nerede durduğunu robot şeklinde gösteriyor. Benim çok hoşuma gitti ve konuşması da çok keyifli. Sanki bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi. Ama şöyle düşündüm. Konuşurken benden daha çok bilgili, daha çok şey bilen, böyle bir yapay zeka benimle konuşan bir arkadaşım olsa artık araştırmalarımı yaparken bir konuyla ilgili yürüyüş yaparken, evde otururken bir şey merak ettiğinde direkt artık mesela Evie ya da benzeri yapay zekaya sorup bana şunun hakkında bilgi verir misin, bana bunu anlatır mısın deyip böyle Storytel'de bana kitap okurmuş gibi anlatmasını isteyebilirim. Ya da onunla sohbet etmek isteyebilirim çünkü konuşması gerçekten bayağı insan gibi. O da bayağı ilgimi çekti. Bu hafta bence en önemli haberlerden bir tanesi olabilir. Yani insan duygusunu sese eklemiş olmaları. Bu firma yeni bir firma bu arada. Şu ana kadar hatta para da toplamışlar. 12.7 milyon dolar toplamışlar. Bu da bir araştırma şirketi olarak kurulmuş. 2021 senesinde kurulmuş. Daha önce Google araştırmacısı olan Cowen isimli bir kişi tarafından kurulmuş ve duygusal zeka üzerine çalışıyorlar. Duygusal zekayla sohbet etme üzerine çalışıyorlar. Çok yeni ve çok da ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Bugün size bahsetmek istediğim bir başka haber de Nvidia ile Novo Nordisk'in beraber çalışacak olması ve öyle ki bir süper bilgisayar üzerine çalışıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Şimdi Novo Nordisk'e özellikle bu Ozampic ilacıyla hatırlarsınız insanların zayıflaması için de veriliyordu aslında ama zayıflamak için değildi bu ilaç. Novo Nordisk firması Nvidia ile beraber bir süper bilgisayar üreterek hem hastalıkların önüne geçmek hem yeni ilaçlar üretmek için beraber bir süper bilgisayar inşa edeceklerini duyurdular. Bence bu senenin en büyük haberlerinden bir tanesi olabilir. Çünkü asıl en önemli hani bu yaşlanmayı geciktirmeyle beraber bir yandan da bu işte sağlık alanında yapılacak yenilikler, devrimler, kırılmalar asıl bizim hayatımızı değiştirecek. Yani kanser ve benzeri kötü hastalıkların tedavisi ya da onların herhangi bir aşıya indirgenmesi gibi konularda da çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Bu anlamda da bu işbirliği bence çok kıymetli. Bu arada Claude 3 Anthropic şirketinin Claude 3 isimli yapay zeka şirketi GPT-4'ü testlerde geçti. Dolayısıyla GPT-5'in daha hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Anthropic'e bu arada Amazon'da yatırım yapıyor. Ve hani görüyoruz ki bir yandan da işte bu büyük şirketler daha adını daha az duyduğumuz, daha yeni şirketlere hem yatırım yapıyorlar ya da satın alıyorlar. 2.75 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor Amazon Anthropic'e. Yönetim kurulunda olmayacakmış ama ürünlerini kullanacak. Anthropic de ayrıca Amazon'un bulut sistemini kullanacak bu yapay zekayı yaparken. Sadece Amazon değil Anthropic'in yatırımcıları arasında olan, ayrıca Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu da 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu Anthropic'e. Aynı şekilde Suudi Arabistan da bu konuda çok fazla çalışıyor. Öyle ki yapay zeka sektöründeki girişimlere 40 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu arada bu hafta ayrıca en fazla konuşulan konulardan bir tanesi de DeepFake oldu. Özellikle bu Obama'nın falan DeepFake'leri çıktı. Bunlar bence çok korkutucu ve hani nereye gidebileceğini tabii ki gösteriyor. Ama şunu biliyoruz ki özellikle hepimiz artık daha fazla sosyal medyada, internette yaşıyoruz. Ve öyle ki hani burada kandırılmak artık hiç de zor değil. O yüzden gözümüzün çok açık olması lazım. Bana mesela geçenlerde Google'dan bir mail geldi ama Google mı değil mi? Hani uzun düşünmem gerekti. Bakmam gerekti. Pek çok farklı yerlerden gerçekten bu Google'dan mı geliyor mu gelmiyor mu gibi. Şimdi size deepfake videosunu göstereceğim. Açıkçası korkunç diyebilirim. Yani en kötüsü olabilir herhalde yapay zekanın kullanıldığı alanlara baktığımızda. I'm also a deepfake. Hello guys, this is the deepfake version of Zuck. This video was entirely generated by the deepfake model of Argil AI. Yani ağız hareketi, kişinin işte imajına baktığınız zaman hani hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz deepfake olduğunu ama bu artık bir gerçek ve bunu kötü niyetli insanlar muhtemelen çokça kullanacaktır. O yüzden ne gördüğümüze ve o gerçekten o kişinin ağzından çıkmış mı? Yani çok büyük böyle kaos yaratılabilir bununla. Tıpkı işte Julia Roberts, Ethan Hawke'ın filmindeki gibi, Leave the World Behind filmindeki gibi kaoslar yaratılıp hani dünya zor bir yere doğru gidiyor diyebilirim. Kötü böyle mutsuz bir şekilde bugünü kapatmak istemedim ama bu hafta karşıma çıkan ve hani sizinle paylaşmak istediğim, TMT programında paylaşamadığım konuları bugün de sizinle bir özet geçmek, sohbet adında özet geçmek istedim. Nuven dergisinin kurucu ortaklarındanım. Daha ufak bir şirketiz ama her gün mailinize, Twitter'ınıza, LinkedIn'inize, nereye isterseniz Instagram'ınıza haberler geliyor. En az 10 günlük teknoloji haberini size iletiyoruz. Güncel haberleri, o günün öne çıkan haberlerini. Desteklerseniz bizi sevinirim ve en çok kullandığınız, kaynak taradığınız yerlerde de bizi takip ederseniz sevinirim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.